Herkese yeni bir günden tüm aydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Acayip bir güneş geliyor bugün. Kar yağmıyor, güneşli bir hava var ama soğuk tabii ki. Eşim geldi, kahvaltımızı yaptık. Etrafı şöyle bir toparladım. İş güç yapmayacağım bugün. Dün yaptım zaten biliyorsunuz. Malzemelerimi çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi yoğurma kabım falan burada. Bugün böyle 5 çay yapacağım yine. Sonları arada bir yapıyorum. Hem size çekiyorum hem biz yemiş oluyoruz. Değişiklik de oluyor, iyi oluyor. Bugün ne yapacağım? Güzel bir mayalı hamur yapacağım. Her zamanki tarifim. Yarısıyla zeytinli açma yapacağım. Yarısıyla da ya haşhaşlı yapacağım ya da artık bakacağım duruma göre. Evdekilerle daha konuşmadım. Ne isterlerse. Elmalı kek yapasım var. İlk vlog çekmeye başladığım zamanlar yapmıştım ve o keki yapmayan kalmamıştı. Çok pratik, çok basit bir kek. Hatta geçenlerde bir arkadaş yazmıştı. Yeşimcim artık elmalı kek yapmıyorsun diye onu yapacağım. Bakalım patates salatası yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi fikrim değişmezse. Ama ilk olarak mayalıyı yoğuralım. Bunu güzel mayalanmaya bırakalım. O esnada da eşimle kendime güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Böyle bakalım. Ben bugün açılışı biraz geç yaptım. Saat 2'yi geçti. Artık benimki 5 çayı olmaz da 6-7 çayı gibi bir şey olur. Fark etmez, evlerdeyiz nasıl olsa. Şimdi şöyle telefonu, yani kamerayı bu şekilde indirelim. Her zamanki yaptığım tarif arkadaşlar. Böyle bir tane buzlukta mayam vardı. Yaş maya koydum. 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum üstüne. Ve burada da ne var? Şöyle alayım. 1 su bardağı suyla 1 su bardağı sütü ılıttım. Şimdi bunu güzel maya buzluktan çıktığı için sütüm ve suyun ılıklığıyla açacağım. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hafta sonunuz? Hafta sonu genelde böyle çay menüsü hazırlayan arkadaşlar varmış. Ben yaptıkça yazıyorsunuz. İyi oluyor. Yani ne bileyim, misafir ağırlamayı özledik belki ondan. Ya da böyle canımız istiyor. Yağlıkları buraya getirdim. Dün gece Esen ablacığım yazmıştı bana Instagram'dan. Artık yağlıklarını yerine getir. Şekerliğin falan da karşıya gitsin diye. Hemen gece yerleri değiştirdim. Ben zaten sık değiştiriyorum. Hemen Esen ablayı da dinledim tabii ki. Şimdi buna 1 su bardağı ayçiçek yağını ekliyoruz. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum, sarısı üstüne. 1 yemek kaşığı tuzumuz var. Ve tabii ki de alabildiğine un var. Şunu şöyle kaldırayım. Hamur mayalanana kadar onu streçle güzel kapatacağım kurumasın diye. Allah'tan çok sıcak, hemen mayaya gelir diye düşünüyorum. İlk bunu yapayım. Kek zaten hemen olur. Evet, hamurum tamam arkadaşlar. Şöyle hafif ele yapışan, görüyorsunuz ama elimde de kalmıyor. Bir hamur elde ettim. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Şimdi bunu mayalanmaya bırakıyorum. Ve hemen sizlerle birlikte mayalanınca güzel şeklini vereceğiz. Şimdi arkadaşlar hamur mayalanmaya gitti. Aslında bu esnada elmalı keki yapabilirim ama yapmayacağım. Neden? Eşimle kendime güzel bir Türk kahvesi yapacağım. 2 gündür kahve içmedik. Şöyle sunumlu güzel bir kahve yapalım. Dün akşam canlı yayında sunumlarımı, özellikle kahve sunumlarımı çok beğenen arkadaşlar vardı. Elimden geldiğince yapıyorum kendi çapımda bir şeyler. Ben de seviyorum gerçekten. O zaman şimdi hep beraber şöyle güzel sunumlu bir Türk kahvesi yapalım. Keyifle içelim. Ondan sonra ben artık mutfaktan kaçta çıkarım inanın bilmiyorum. Hadi bakalım.
Biz kahveleri içtik. Normalde söylemiştim. İlk mayalıları yapacaktım. Ondan sonra keki yapacaktım. Ama baktım hamurum henüz kabarmamış. Peteğin üstüne aldım şimdi. Cam açık olduğu için sanırım ondan kaynaklı. Bu kek o kadar pratik ki böyle hani normal kekleri biliyorsunuz. İlk önce yumurtayı güzel köpürtürsünüz. Şekerle beraber böyle krema haline getirirsiniz. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Yumurtayı kırdım. Bu görmüş olduğunuz malzemeleri, sıvı yağı, sütü, şekeri. Hepsi bir çay bardağı olacak. Kabartma tozu sadece 2 çay kaşığı. Şekerli vanilim var. 2,5 çay bardağı da unumuz var. Malzemeleri sadece bu kadar. Hepsini birden katacağım. Birazdan göreceksiniz. Karıştıracağım. Borcamı yağladım. Yağladığım borcama keki dökeceğim. Üzerine de ince ince dilimlenmiş elma dilimleri koyacağım. Piştikten sonra da böyle tarçınla pudra şekeriyle servis yapacağım. Daha önceki videolarımda var. Beni eskiden beri izleyenler bilirler. Şimdi telefonu sabitleyeyim sizlerle beraber. Kekimizi yapalım. Bunu fırına atalım. Bu pişerken de büyük bir ihtimalle hamur mayaya gelir ve hamuru yaparız. Ondan sonra da diğer işlere kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi hızlı bir şekilde ben malzemelerin hepsini böyle katayım. Sizlerle beraber kek yapımına başlayalım. Kekimiz şimdi hazır arkadaşlar. Fırını 180 derecede önceden ısıttım. Şimdi iki tane elmayı böyle ince ince kestim. Şurada elma kabuğu kalmış. Bunları böyle istediğim oranda dizeceğim. Kalın olanları böyle birazcık daha incelteceğim. Ne kadar ince olursa elma o kadar daha çabuk ve güzel pişiyor. Bu keki hiç yapmadıysanız muhakkak yapın. Çok lezzetli oluyor. Az önce söyledim sanırım piştikten sonra da üzerine tarçınla pudra şekeri serpeceğiz. Soğuduktan sonra ama sakın sıcak serpmeyin. Hem pratik hem de çok lezzetli bir kek. Aslında benim yarene profiterol sözüm vardı. Bir türlü o aklıma gelmiyor. Bugün de hiç gelmedi. Şimdi geldi aklıma. İsterseniz daha seyrek de koyabilirsiniz ama böyle sık eklediğinizde daha güzel oluyor. Evet, bu şekilde ben bütün elmaları dizeyim. Beraber fırına atalım. Görmüş olduğunuz gibi elmaların hepsini ben bu şekilde dizdim. Şimdi bunu 180 derecede güzel bir şekilde pişirmeye gönderiyorum. Evet, fırına geldik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel güzel pişsin ve gelsin bakalım. Elmalı kekim fırından çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık oldu. Şimdi üzerini kapatacağım. Ben keklerin genelde üstünü kapatıyorum. Buraya da hemen patates kesti Yaren. Yani daha doğrusu Yaren soydu. Patates salatası için onları da haşlamaya koyduk. Makinemizin de kaç dakikası kalmış? 47 dakikası kalmış. Evet bakalım şimdi hamur mayalandı. Sizlerle birlikte şeklini verelim. Evet bakın çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamurumuzun şimdi havasını alalım. Nasıl göz göz olmuş vallahi. Şöyle azıcık bir un serptim. Şu yarısını haşhaşlı yapacağım. Şurada bir dursun. Gerekirse oradan tekrar alırım. Bunu da böyle açmalık için kesiyorum.
Böyle her zamanki gibi yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi tereyağımı dışarı çıkardım. Şöyle üzerlerine birer parça koyacağım. Tereyağıyla açacağım. Ondan sonra da zeytin ezmesi güzel süreceğim. Yağı biraz fazla çıkarmışım herhalde. Şimdi bu şekilde açabildiğim kadar şöyle açacağım. Zeytin ezmesinden bir tatlı kaşığı kadar koydum. Bunları bu şekilde birazcık böyle çok değil az bir şey bekleteceğim. Ondan sonra da rulo haline getireceğim. Ve pişirmeye göndereceğim. Bezeler küçük olduğu için böyle çok aşırı açmıyorum. Siz isterseniz daha büyük tutabilirsiniz. Evet, ben hepsi bitene kadar bu işlemi yapayım. Ondan sonra da sizlerle beraber burada ayırdığım haşhaşlıları yapacağız. Patates salatasını zaten yapımını çekmem. Sofrada gösteririm sizlere. Bunu da şöyle bezelere ayıralım. Bir hamurdan 2 çeşit, 3 çeşit poğaça yapabiliyoruz. Bunu da böyle bezelere ayıralım. Hamur vallahi pamuk gibi oluyor bu unla. Gerçekten çok güzel oluyor. Bilmeyenler varsa hatap un kullanıyorum. Buradan yazan arkadaşlar vardı. Tavsiye üzerine aldım. Gerçekten çok güzel. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi haşhaşı incelttim. Sıvı yağla azıcık ceviz de kattım içine. Hatta birazcık daha yağ katalım. Haşhaşta Bim'den alıyorum. Şöyle elimle açtım. Haşhaştan koydum. Bu şekilde rulo yapıyoruz. İlk önce bu ucunu buraya,
Sonra bu ucunu buraya kapatıp ters çeviriyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Sonra da şu uçlarından bıçakla kesiyoruz. Bunları da dışa doğru böyle büzeceğiz. Tabii ki bunu yapmanız şart değil. Ben değişik şekil oluyor diye gösterdim. Daha önce yapmıştım bu şekli. Bunda hep böyle bir şeyler yaparım, keserim ama hiç başıma gelmemişti. Şimdi yıkarken fark ettim. Bakın, bayağı da derin kesmişim hem de. Üzüldüm tabii ki de ama sağlık olsun, yapacak bir şey yok, ne diyeyim ki. Evet, şimdi haşhaşlıyı da yaptım. Onu da fırına veririm. Açma, daha pişmedi. Vallahi bu da gitti. Şimdi burada bir yemek kaşığı kadar pudra şekeri, böyle göz kararda tarçın var. Kekim tamamen soğudu. Bu şekilde üzerine serpiyorum arkadaşlar. Bu arada çay suyunu koydum. Mayalılar pişti. Patates salatasını da yaptım. Birazdan çay soframızı hazırlayacağım. Bakın, benim hazırladığım çok bile geldi. Bu yeterli. Aynen, bu yetti. Şu çok geldi ama ziyan etmem. Yine buzdolabı poşetine koyarım. Bu keki yaptığımda kullanırım. Bu şekilde göstereyim. Şu yanlarına gelmemiş gerçi. Birazcık daha serpeyim. Afiyetle yiyeceğiz. Çünkü 5 çayı masamız hazır arkadaşlar. Saat 5.30 oldu. Anca yetiştirdim ama olsun. Açmalarımız çok güzel oldu. Demin size gösterdim, böyle yumuşacık oldu. Burada patates salatamız, yumuşacık elmalı kekimiz ve tabii ki de haşhaşlımız. Daha doğrusu cevizli haşhaşla yaptım. O da çok güzel oldu. Şimdi çayları dolduracağım. Eşimle kızımla güzel bir çay keyfi yapacağız. Birazdan bir tabakta komşuma hazırlayacağım. Hemen çaya oturmadan, hatta ona da getireceğim. Bize afiyet olsun. Yaparsanız, denerseniz sizlere de afiyet olsun. Şöyle içini de göstereyim. Bakın, tel tel oldu. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Şimdi komşuma da getirdim. Oturduk, afiyetle yiyoruz bakalım. Saat 10'a geliyor arkadaşlar. Biz ikinci çayımızı demledik. İnanın yeni oturdum gibi bir şey oldu. Tekrar bulaşık makinesi çalıştırdım. Elimde yıkadıklarım vardı. Onları yerlerine koydum. Yani kısacası her gün yazan arkadaşlar oluyor. Biz ev hanımlarının hiçbir şekilde işi bitmiyor. Ama Rabbim canımızın sağlığını versin. Yapalım, çalışalım. Tabii ki hiçbir zaman şikayetçi olmuyoruz. Şimdi tekrar çay demledim. Buzlukta mısır vardı. Benimkiler tabii ki 6'ya doğru çay içip de böyle yedikleri için acıktılar. Her şey çok güzel olmuştu. Arkadaşım da yazdı. O da çok beğenmişti. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Elmalı kek sakın size ince gelmesin. O zaten çok kabaran bir kek değil. Gördüğünüz 2 çay kaşığı sadece kabartma tozu koydum. En büyük dikdörtgen borcamın bir küçüğünde yaptım. Karede hiç yapmadım. Bilmiyorum, yapanlar var ama o zaman birazcık daha kabarık oluyor galiba. Elmaları da söylediğim gibi ince keserseniz daha güzel, böyle hemen pişer. Bugünü böyle bitirdik. Yarına inanın düşünüyorum, acaba ne yemek yapsam. Vallahi siz de öyle misiniz bilmiyorum. Bazen akşamdan diyorum, hani şunu mu yapayım, bunu mu yapayım. Bugün şimdi bunları yaptık. Yarın güzel bir sulu yemek yapmam lazım, Allah nasip ederse. Bugün hiç çamaşır, ev işine girmedim. Yarın onları falan da yaparım. Allah kısmet ederse yine sizlerle buluşuruz diyorum. Bugünü de bitirdik. Yarın pazar. Hepinize huzurlu, mutlu, güzel bir pazar günü diliyorum. Özgürlüğümüze kavuşacağımız, dışarılarda bol bol gezeceğimiz nice hafta sonlarımız olur inşallah, Allah'ın izniyle.
Mart ayında yavaş yavaş böyle normalleşmeye dönülecek diyorlar. Çocuklarımızın sınav tarihi bile belli olmaya başladı. Artık hayırlısı diyorum. İnşallah böyle birden her şey normale dönüp de tekrar sil baştan olmaz arkadaşlar. Allah hepimizi kurtarsın. Bu duayı sık sık ediyorum. Kurban olduğum Allah yardımcımız olsun. Lafı daha fazla da uzatmayayım. Bugün sizlere böyle arada yaptığım gibi 5 çay menüsü çektim. Başka bir şey yapmadım. İnşallah sıkılmazsınız. Size tüm samimiyetimle söylüyorum. Sanki baklava börek yapmış kadar yoruldum. Evet, keyifliydi, güzeldi ama yorucuydu da. O zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her gün bana üşenmeden yorum yazan, hatta bir iki tane yorum yazan, böyle bir tane yorumla kalmayan arkadaşlarım var. Hepinizin ellerine kollarına sağlık, elleriniz dert görmesin, iyi ki varsınız diyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Tabii ki de Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.